Merhabalar değerli Galatasaraylılar, değerli futbol severler. Tabii çalıştığım bir anda aldığım Galatasaray transfer haberleri bir anda gündemi Galatasaray'ın merkezine çekti ve Saraki ve Onyekuru'nun transfer edildiğini öğrendim. Tabii şu andaki mevcut şartlarımdan dolayı bu yayını bu şekilde yapmak durumundayım. Bu haberi duyar duymaz sizlerle fikirlerimi paylaşmak üzere karşınızdayım. Daha önce 22.30'da Ünal Karaman ve Trabzonspor gündemiyle ilgili bir duyuru yapmıştım. Çok özür diliyorum. O programı da çektim. Ama ani bir transfer gelişmesi olduğu için bununla ilgili fikirlerimi ve Arda Turan transferi noktasındaki Galatasaray Başkanı'nın yaptığı açıklamaları bunları değerlendirmek üzere karşınızdayım. Hepinize sevgiler. Şöyle ifade edebilirim. Tabii Saraki'yi daha önceki programlarımda çok fazla bu seneye ait bir seyrettiğimizi söyleyemeyiz ama şöyle ifade etmiştim. Galatasaray'ın tabii Nagatomo, Emre Taşdemir ve Linens'in de döneceğini düşündüğünüzde 3 tane o bölgede oynayabilecek oyuncu varken bunun belki gereksiz olduğunu ifade edebilir çoğu kimse. Ama o kanattaki performans azlığı ve bir performans alınamaması, Babel'in de burada tabii çok büyük bir etkisi var. Onun da aşırı maç trafiğinden dolayı inişli çıkışlı performansı Galatasaray'ı bu ve bunun gibi şeylere itti. Ne kadar gerekli olup olmadığını işte kiralanma bedeli olarak 1,5 sene söyleniyor. Bu yeterli bir süre. Yani planlama bundan sonraki planlama için önemli bir süre. Nasıl bir oyuncu? Futbolu bilen zeki bir oyuncu. Daha önce ifade ettiğim gibi Alman milli takımının sol kanat oyuncusu vesilesiyle geldiği yerde tabii ki biraz milliyetçi duygularla biraz da performans gösterdiği için Leipzig'te Alman milli takım oyuncusu daha çok değerlendirildi ve kendisi forma şansı bulamadı. Ama bu şu anlam taşımasın. Yetenekli, hırslı bir oyuncu, tempolu bir oyuncu. Gördüğümüz ve dinlediğim, duyduğum kadarıyla böyle bir oyuncu. Onun dışında daha önce ifade ettim Caner Erkin'le bir benzeşmesi noktasında yani topu buluşturma ve hücum çıkışları noktasında ama buradaki tek handikap bu devre arası ve kendini nasıl hazır tuttuğuyla alakalı. Yani bu oynamadığı süreçte neler yaptı? Çünkü maç kondisyonu çok başka bir şey. Tekrar onun hazırlanmasını mı bekleyecek Galatasaray taraftarları ve bizler? Bu tabii hepimizin görüp değerlendirmesi gereken şeyler olacak ama oyuncu kalitesi ve gençliği anlamında ben iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Ama iyi transfer demek performans dağılımının ki bize çok acı bir tecrübe oldu. Bu sene kağıt üzerinde gördüğümüz transferler. Oynamayan kiralık gelen oyuncuların performansları düşünüldüğünde hep böyle acaba sorusu var ama genç bir oyuncu hedefi olan kendini daha da ileriye götürmek için istekte olması beklenen bir oyuncu. Hemen akabinde onunla beraber Onyekuru gibi bir oyuncu ki yine o da aynı kanadın oyuncusu ve aynı kanatta oynaması muhtemel aynı anda aynı kanada iki transfer yapıldı. Buradan şu sonuç çıkabilir. İki tane çabuk, futbolu çok iyi bilen, hücum çıkışları olan, dribling yetenekleri olan oyuncuyla sol kanata böyle bir şey kazandırılmış olabilir. Yani sol kanadın çehresi değişecek diyebiliriz. Çünkü Babel'li sol kanat içe kat eden bir oyuncu. Belki Saraki ve Babel'in onun içe girişlerinde buradaki bindirmelerinin getireceği ataklar dışında daha dikine oynayan bir futbol anlayışı göreceğiz. Bu ikili oynarsa eğer ki o kanatta çok kalabalık oldu. Dediğim gibi Linens var, Emre Taşdemir var oynadığı zaman iyi performans göstermiş. Babel var, kadro zenginliği gidecek gelecek dengesi ki Babel'e teklifler olduğu söyleniyor. Nasıl hareket edilecek onu bilmiyoruz. Bugün için bu transferleri yorumluyorum. Saraki'nin ve Onyekuru'nun Galatasaray takımına hayırlı olmasını diliyorum. Onyekuru burayı bilen bir oyuncu. O da çok az forma şansı buldu. Ne kadar formda gelecek onu bilmiyoruz. Yani form seviyesini, form durumunu seyrettikten sonra değerlendirebiliriz. Hazırlık kampı ne kadar etkili olacak? Ama çok hazır olmadıklarını düşünmüyorum. Yani oynadıkları yerler, antrenman performansları her an oynayacak durumda hazırladıkları için Avrupalılar oyuncularını böyle hazırlıyorlar. Bir tek oyuncuların isteklerine ve burada yapma
içgüdülerine bağlı bir anlayış karşımıza çıkacak. Bunu hep beraber göreceğiz. Fatih Terim sanıyorum ki bunları düşünmüş ve hesaplamıştır. Biz sadece oyuncuların çevresi açısından bunu değerlendirebiliriz. Bu iki oyuncu Galatasaray hayırlı olsun. Ama diğer taraftan Mustafa Cengiz'in açıklamasında, Arda Turan açıklamasında ben Fatih Terim izleri gördüm biraz. Çünkü onun ifadesiyle söylenen bir şey. Yani futbolcuların geçmişlerine para vermeyeceğiz. Fatih Terim'in sözüydü. Ondan önceki transferler nasıl oldu? Geçmişlerine mi verildi? Kime buradan bir gönderme yapıldı? Bunları bilmiyoruz. Yani böyle bir fikri takip yapmak lazım veya olayın çok içinde olmak lazım bunları söylemek için. Ama böyle bir düşünce birçok insanı, tabii ki Galatasaray'a, Arda'nın Galatasaraylı olduğunu biliyoruz ve onun dönmesini isteyen olduğu kadar dönmesinin çok doğru olmadığını düşünen çok da geniş bir kitle vardı. Hatta daha fazla diyebiliriz. Evet, temel ilkeler, ahlaki kurallar, Galatasaray, geçmiş dönem yaşananlar, Fatih Terim'in Arda'nın Galatasaraylı olduğunu söylemesi, yani bu transfer noktasında kendisi açısından bir sıkıntı olmadığını söyleyip bu duruma dönüşmesi, açıkçası ben Fatih Terim'in özel yaşamında görüştüğü insanlar, ortak arkadaşlar, Arda Turan mesela aklıma ilk gelen Demet Akba, onun dışında damadı Volkan Bahçekapılı. Yani bunlar Arda ile çok samimi olan, ilişkileri çok iyi olan, ki Fulya Terim de bunların içerisinde, bu duygu ve düşünceyi bu vesileyle söyleyebilirlerdi ama daha resmi bir dilden, başkan ağzıyla bir şekilde söylenmiş oldu. Bundan sonra ne olur? Tekrar bir gündem kazanır. Belki de Barcelona para istediği, Başakşehir para istedi. Bunları bilmiyoruz. Bu sonradan çıkacak gelişmeler. Arda ile ilgili fikirlerimi daha önceki videolarımda ifade etmiştim. Çok gitgellerim var. Yani performans açısından var, etik değerler açısından var. Ama kendi ruhunu ve özünü bildiğim için biraz daha duygusal baktığım yanları da var. O açıdan karar tabii çok zor. Sanıyorum başkan, bazı haberler okudum, hani bize seçim kaybettirir, çok tepki gösteren insanlar var gibi ifadeler kullanmış. Yani bu tip haberler gördüm bazı yerlerde. Tabii bunlar sadece okuduğumuz şeyler. Bu da hayırlı olsun. Yani bu karar da hayırlı olsun. Gelsin gelmesin noktasında arada kalanlarımız var. Hepimiz bu duygudayız. Fatih Terim isterse, ki ben anket yapmıştım, o istiyorsa bizim için önemli değil diyenlerimiz var, ki Fatih Terim'e de bu anlamda çok şey atfetmek de doğru değil. Yani bir futbol takımının bu noktada, gelinen bu noktada bana göre başarısız bir ilk yarı, ama her şeye rağmen bu başarısızlıkta zirveye çok uzak olmamak, yeni bir umut ve yapılan, ki çok canlı bir şekilde yapılan yeni transferlerin ben Galatasaray'a katkı sağlayabileceğine inanıyorum. Ama bu performans analizi oynamayan oyuncuların, ki Saracchi ve Onyekuru'nun uzun zamandır oynamadığı düşünüldüğünde hep bir soru işareti bırakan şeyler. Oyuncu kalitelerini anlatabiliriz, konuşabiliriz, ki mevcut kadroda da bu anlamda çok kaliteli oyuncular var. Sakatlıklar oldu, uzun zaman oynamayışın ve çok fazla yüklenip bir şeyler verme isteğinin getirdiği sakatlıklar oldu. Kiralık geldim, nasıl olsa gideceğim duyguları oldu ve bunların arasından Fatih Terim, onun da hakkaniyetli olmadığı maçlar çok oldu ve ciddi puan kayıpları yaşandı. Bütün bunlar elimizde bir veriyken çok temkinli konuşmak lazım ama yine de bir heyecan. Çünkü çabuk oyuncular, dribling yapabilen oyuncular, ama bu oyuncuları harekete geçirebilecek, her zaman söylediğimiz Sneijder gibi, Lincoln gibi, Hacı gibi, onun dışında Felipe gibi bir oyuncunun olmayışı. Şimdi en son maçta Taylan oynadı o bölgede. Taylan oynamasa Belhanda oynuyor. Selçuk biraz daha geride. Bu oyuncu tiplerinin hiçbiri çabuk oynayacağınız bir oyunda topu alıp döndüğünde bu süratli oyunculara, hareket alanlarına top atabilecek oyuncu sayısı çok az. Bu çok çabuk oynamakla doğru orantılı. Bu devre arası kısa olduğu için bu ne kadar sağlanır, ne kadar çabuk bir sürede takıma bu anlamda katkı sağlanır, onu bilemiyoruz. Bunu hep beraber göreceğiz. Böyle bir potansiyel var. Antalyaspor maçının bazı bölümlerinde o hissetmek ve her şeyini vermekle alakalı bölümlerinde Taylan'dan olumlu bir performans gördük. Ömer Bayram hakeza böyle bir oyuncu. Bu iki oyuncu sol tarafa geldiğinde, oynadığında Ömer Bayram nerede oynayacak? Yani bir anda bir tarafa çok büyük bir yığılma oldu. Yani oyun anlayışı değişmeli, çabuk oynamalı, ileride oynamalı, basmalı. Ama buna göre oyuncular mı sorusunun cevabı, alabileceğiniz sanıyorum ki Belhanda gönderilirse böyle bir şey düşünülüyor. Teixeira diye bir oyuncu düşünülüyor ve bu manada muhtemelen bir şeyler bakıyorlar ama bu finansal fair play'den dolayı oyuncu alıp vermek çok zor.
Şimdilik eldeki imkanlarla bu yapmaya çalışılıyor anladığım kadarıyla. Ama acil bir 10 numara ki Bruma ismini duydum. Bruma ve Onyekuru'nun bu tip kanatsal varyasyonlarda sağ ve sol bek daha geniş şu anda arabamdan yapıyorum. Mecbur bir yayın yapmak durumunda kaldım canlı olarak. Bu oyuncuların aktivasyon alanlarına pas atabilecek oyuncu tipi Galatasaray'da şu anda çok az. Dribling yapabilir ama bunu nereye kadar sürdürebilirsiniz? Kapanan takımlara veya daha organize takımlara karşı o kilidi çözebilecek, adam eksiltebilecek oyuncu eksikliği var. Evet, güçle bunu yapabilen Lemina ve Seri evet biraz tuttu. Böyle devam ederlerse çok önemli bir veri bu. İkisinin bundan sonraki planlamada eğer düşünülüyorlarsa ki bunlarla konuşulması lazım. Ya bonservisleri alınmalı ya da bana göre çok iyi bir ikili olurlar. Benim ikilim bu ikili olur. Eğer formda ve performansları bu şekilde giderse. Ama hemen önlerinde 4-2-3-1'in hemen önüne Taylan biraz daha bu 4-2-3-1'in o ikilisinde oynamaya alışmış bir oyuncu. Evet, hücum çıkışları çok fazlaydı Antalya maçında. Ölçü değil demiştik. Hani o bölgeye eğer ki Belhanda'nın gitmek istemediğini medyada okudum. Birkaç böyle yorum da baktım. Çok inandığım gazetecilerin aldıkları istihbaratlardan yola çıkarak gitmek istemeyişini de şöyle karşılıyorum. Yani ciddi bir para alıyor. Bu parayı başka bir yerden alamaz ve kalıp bu kontratını devam ettirmek zorunda kalacaktır. Bir Arap Ligi, bir Çin Ligi'ne de gidecekse kontratını bitirdikten sonra gitmek isteyebilir. Böyle şeyler duyuyorum menajerlerden de. Hani hem okuduklarım hem birkaç çek ettiğim yerden de bunu duyuyorum. Tabii Belhanda Fatih Terim'in prensi olduğu için aslında Fatih Terim kredisinde hiç bitmez dediğim kredisinde büyük bir yara açtı Belhanda. Bugün de bunun zor durumlarını yaşıyor Galatasaray. Yani şu anda gitmek istemeyişinin ki gelebilecek oyuncularla belki o da performans gösterebileceğine inanıyor. Bu performansı gösterip ondan sonra tekrar bir transfer piyasasına girmek istiyor. Çünkü bu düşüşle kimse bu paraları vermeyeceği için ki ne kadar oynatsanız, oynatmak ne kadar riskse, Galatasaray adına riskse, Fatih Terim bunu yaptı. O kadar oynattığınız anda hazır olmayan, moralsiz olan ve bu karakterdeki bir oyuncunun kötü performansı izleyenleri, onu almak isteyenleri belki de çok düşük paralara buradan koparmak için düşük kontratlar önermelerine sebep oldu. Haliyle gitmesi zorlaştı. Şu an için bunu söylüyoruz. Belki yarın çok başka bir teklif gelir. Belki zararına kontratın bir bölümünü kendiniz ödemek karşılığında bir yere verilebilir. Kiralık mı artık kontratı da herhalde önümüzdeki sene de devam ediyor kontratı. Öyle biliyorum. Bu manada Belhanda ciddi bir kriz. Arda konusunu konuştuk. Belhanda'yı konuşmaya çalıştım. Onyekuru ve Saragi'yi konuştum. Ama bir de benim oyun anlayışımda veya bu benim tamamen kendime ait ki Fatih Terim'in de böyle düşündüğünü biliyorum. Çünkü bu tip oyuncularla çok çalışmış bir antrenör. Bu tip oyuncular onun başarısını sağlayan oyuncular diyebilirim. Çünkü bütün sistemi harekete geçirebilecek o Tekşerya evet böyle bir oyuncu. Bu tarz bir oyuncunun eğer mümkünse kiralanabilmek veya çok ciddi bonservislerle bu oyuncular alınabiliyor. Çin Ligi'nde mesela alınan yeni kararlar ve ortaya çıkan oyuncular tabii kontratları çok yüksek. Talisca konuşuluyor. Yani ben Talisca konusunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki çok uzun zaman önce dillendirmeye çalıştım. Yani ununu, eleğini sat, yani her şeyini sat, Talisca'yı al. Olmazsa olmaz o. Neden o? Yani gol atar, kafaya çıkar, pas atar, müthiş bir sol ayağı var, oyun görüşü çok iyi. Babel'le bir alışkanlığı var. Babel gelmişti aynı dönemi itibariyle Beşiktaş döneminden hatırlıyoruz. Bir de kanat varyasyonlarında kullanabileceğiniz oyuncuları aldığınızda ki planlama çok yanlış yapıldı. Bu paralar ona harcanmalıydı. Bu dediğim gibi Falcao'da çok önemli bir veri. Onu kullanabilecek bir 10 numara. Tekşerya yine söylüyorum ama Talisca böyle bir oyuncu. Hatırlayın Cenk'le organizasyonlarını, Forvet'le organizasyonlarını hem kendisi atması açısından hem de Forvet'i kullanma veya kanatları kullanma açısından çok önemli bir oyuncu. Umarım buna bir çare, bir çözüm üretilir. Yani Belhanda'nın gitmesi veya para eden birkaç kişinin gitmesi bu manada Galatasaray'a şampiyonluk yolunda çok şey kazandıracaktır. Bunu kazandırdığı gibi ondan sonraki planlamalarında yani seçeceği iskelet oyuncularla o oyuncuların etrafına
bezeyeceği, yani kimleri alacağı noktasında ciddi planlamalar yapılabilir. Bu konuda gönüllü olarak buralardan, dışarıdan hiçbir şey karşılıksız bizler çalışabiliriz. Yani fikir verebiliriz. Seyrederler, seyretmezler, alırlar, almazlar ayrı fikir veririz. Ama söylemek istediğim bu potansiyeli ki bazı yorumları okuyorum yorumcular tarafından, hani stoper bölgesine hayır, bugün için stoper bölgesine ihtiyaç yok. Evet, Lindima sakat ama Donk ve Markao'nun şu anda mevcut yapı içerisinde ben bu işi çözebileceklerine inanıyorum. Yani hırslı oyuncular, belki tek hamlelik oyuncular ama artık ofansif oynamak ve ileride oynamak durumunda kaldığınızda bunları kendilerine anlatabileceğiniz tipte oyuncular. Ahmet Çalık var. Onun dışında bu üç stoper bence ikinci yarıyı, bilhassa ikinci yarıyı, belki bir dahaki senenin planlamalarında düşünülebilir. Lüyendima olayı netlik kazandıktan sonra. Ama bugün için alınması gerekenler topu ileride tutabilecek, ileri çok çabuk gidebilecek ve o gittiği andan itibaren defans bloğunun ve arkadaki o Lemina ve Seri defanssız sorumlulukları çok iyi. Çok düzelmeye başladı. Başlarda böyle değildi. Lemina Seri'ye biraz ölçü oldu. Onu da söylemek isterim. Ve bu ölçü tutarsa bu söylediğim transferlerle, ki formları yine tırnak içinde söylüyorum, formlarından bağımsız konuşuyorum, hani masa başında kağıt üzerinde çabuk süratli oyuncular ama bunları harekete geçirecek oyuncu tipi belki de gitmezse Belhan olabilir. Yani gitmezse, buna mecbur kalınırsa, giderse Talisca veya başka manada bazı kaynaklarla, eğer keşke alınabilse, çok zor biliyorum, keşke alınabilse. Ama bununla ilgili çalışma yapmak birçoğumuz için değerli bir şey. Neden? Çünkü Galatasaray tabii ki seviyoruz. Bu durum kötü bir durum. Bu kadroyla bu durum kötü bir durum. Fatih Terim'in formsuzluğu, ki inanıyoruz bazı düzelmeler olacak. Bu açıdan bu transferleri değerlendirmek istedim. Kısa bir şekilde, belki şartlarım çok uygun değil şu an için, çok özür diliyorum. Daha geniş bir programda görüşmek üzere. Ünal Karaman ve takımdan ayrılma konusuyla da ilgili videomu çektim. Onu da ilerleyen dakikalarda, saatlerde veya yarın sizlerle paylaşmak isterim. Diğer verdiğim sözler için de çalışmalarımı yapıyorum. Çünkü büyük bir tarih var, büyük bir hafıza, geriye dönüp düşünmem gereken şeyler var. Bunlarla ilgili de çalışmalarımı yapıyorum. Sizlere başka videolarla karşınızda olacağım. Umarım Galatasaray için hayırlı olur. Çünkü ani bir transfer gelişmesiydi. Galatasaray için hayırlı olur. Biz de artık o ilk yarıda yaptığımız olan eleştirilerden uzak, biraz daha futbol seyrettiğimiz, sonuçtan bağımsız tabii ki, futbol seyrettiğimiz güzel maçlar karşımıza olur. Kendinize çok iyi bakın. Çok sevgiler. Görüşmek üzere.